Aranızda çok iyi bilenler olduğunu ve daha az bilenler olduğunu düşünerek biraz daha genel bir tanımlamadan başlayayım dilerseniz. Avrupa Yeşil Mutabakatı aslında bugün çıkmadı. 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması'nın bir uzantısı. Paris Anlaşması bunun global tarafı. Avrupa Yeşil Mutabakatı ise Avrupa Birliği'ni ilgilendiren tarafı diye düşünelim. Hani basitçe böyle özetleyelim. Paris Anlaşması'nın hedefi dünyadaki küresel ısı artışını 1,5 derecede tutmak. Bazıları soruyorlar neden 1,5 derecede tutmak istiyorlar? Ne olur ki 1,5 dereceden daha fazla ısınırsa dünya? Alt tarafı 1,5 derece. O alt tarafı 1,5 derece değil maalesef. 1,5 derecenin üstündeki ısınmalarda maalesef ne okyanuslarda ne de dünyadaki karalar üzerinde iklim değişikliklerinden kaynaklanan yaşamsal tehditler ve endemik bitkilerin ve hayvanların maalesef yaşayacağı tehditlerle bizim yaşamımızda büyük bir tehdit altında kalacak. Eğer 4 derece civarında bir büyüme olursa, bir artış olursa sıcaklıklarda ki bugün hiçbir şey yapmadığımız anlamına geliyor bu. Yani elimizi iki yana koyduk, hiçbir şey yapmadık. Yaklaşık 4 derecelik bir artış öngörülüyor ve bu da aslında insan ırkının yaşamsal faaliyetlerini sürdüremez bir ortama dönüşeceğini gösteriyor dünyanın. O yüzden Paris Anlaşması ve buna bağlı olan AB Yeşil Mutabakatı çok ciddi bir önem taşıyor. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi aslında karbon salımı sadece karbon değil. Bunun adı karbon salımı ama metan gazı da bunun içerisinde çeşitli gazlar var. Ama nasıl diyeyim? Bu bir şey olmuş. Dillere karbon olarak yerleşti ve çeşitli gazları da karbona convert ediyorlar. Bunları hesaplarken en büyük sebebi de maalesef enerjiden %25 gibi bir pay enerjide, %24 gibi bir pay tarımda, sanayide %21, nakliye ve taşımacılıkta da %14 gibi bir pay var. Belki sizlerin ilgilendiği binalar tarafı iklimlendirme tarafını ilgilendirdiği için %6'lık bir paya sahip. Tüm dünyadaki sera gazlarının etkisi bu şekilde dağılıyor. Ülkelere bakalım. Ülkelerde de Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan, Japonya, Rusya bunların beşi. Çin şurada kaybolmuş şeyin içerisinde. ABD'nin önünde vardı. Onu bir şekilde yok etmişim. Çin de dahil bu aslında %58'i oluşturan beş ülkenin verdiği taahhütler tüm dünyada Paris Anlaşması'nın öngördüğü 1,5 dereceyi tutturmak için çok önemli. Yani sadece Avrupa Birliği kalkıp ben AB Yeşil Mutabakat yapıyorum, her şey çok güzel olacak diyemiyor maalesef. Bunların içerisindeki bu 5 ülke, Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Rusya çok çok fazla önem taşıyor. Türkiye de burada 17. sırada katkıda bulunuyor dünyadaki karbon salımına. Nedir bu sera gazı emisyonu ve nasıl azalacak? Sera gazı emisyonu dediğim gibi çeşitli sebeplerle ortaya çıkıyor ama burada en çoklarını sıralıyor Avrupa Birliği ve Dünya Paris Anlaşması. Bunun içerisinde de hepinizin çok iyi bildiği kömürle çalışan santraller, bina altyapılarından gelen karbon gazları ve bu altyapılarda mutlaka değişiklik yapılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılması, elektrikli araçlara ve toplu taşımaya geçiş yapılması, havacılık sektörünün karbon salımının önüne geçilmesi, bunu alternatif yakıtlar konuşuluyor. Hidrojen vesaire de bunun içerisinde zaten hidrojen apayrı bir başlık. Diğer tarafta tarım tarafında ise orman kesiminin durdurulması, gıda israfı ve maalesef ki hayvansal gıdalardan gelen gazlar sebebiyle et tüketiminin de minimize edilmesi konuşuluyor. Bunlar Paris Anlaşması'nın genel neden böyleden biraz başladım. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na nasıl geliyoruz, neden geliyoruz? Avrupa Yeşil Mutabakatı ya da Yeşil Anlaşma, her ikisine de terminoloji olarak lütfen kulağınızda kalsın. Avrupa Yeşil Mutabakatı aslında 2030 yılında %55, 2050'de de sıfır, nötr daha doğrusu bir Avrupa'yı hedefliyor. Nötr demek sıfır demek değil bu arada onu söyleyeyim. Hiçbir şey sıfıra indirgenemez hele de sanayinin olduğu bir yerde. Ama bunu minimize etmek ve nötralize etmek yani saldığınız kadar da
doğaya karbon, doğadan karbon emmek gibi bir potansiyeli barındırıyor aslında Avrupa Yeşil Mutabakatı. Bunun içerisinde birkaç ana başlık var. Bunlardan bir tanesi elbette Eser Hanım, sesiniz sesiniz kesildi sanırım. Tamam. Nereye kadar duydunuz bilmiyorum. nötr değildir. Evet, nötr demek sıfır demek değildir. Çok teşekkür ederim Zeki Başkanım. Bu aslında saldığınız karbon kadar doğadan karbon emmeyi gerektiriyor. Yani bir şekilde karbon nötr hale gelmek, offset etmek saldığınız karbonu terminolojilerini barındırıyor. Burada temel başlıklar şunlar. Temiz ve erişilebilir. Tabii ki enerji çok çok önemli bir konu. Çünkü fosil bazlı yakıtlardan geliyor enerjinin temel kaynağı ya da böyleydi bugüne kadar. Şimdi güneş, rüzgar vesaire konuşuluyor ama bunun yeterli düzeyde değil henüz. Sıfır kirlilik, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunması bu tarım tarafı. Çiftlikten çatala yine tarım tarafını ilgilendiriyor. Sürdürülebilir ulaştırma, akıllı ulaştırma, enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve döngüsel ekonomi ana başlıklar. Döngüsel ekonomi bir önemli bir şey olduğu için bir sonraki slaytta biraz bahsedeceğim. Bir de kimseyi arkada bırakmama stratejisi var. Bu da bu dönüşüm, bu değişim ve dönüşüm sürecinde Avrupa Birliği'nin çeşitli kaynaklarla, bunlar hibe olabilir, bunlar uygun krediler olabilir. Çeşitli kaynaklarla bu değişim ve dönüşümün finansmanına destek olacağını ifade ediyorlar. Burada döngüsel ekonomiden bir parça belki bahsetmek gerekir. Slide'ım ilerlemiyor. Neden acaba? Biraz geç geliyor. Çok özür diliyorum. Bir dakika. Ben ekranda şu anda AB Yeşil Anlaşma Sanayi'yi görüyorum. Evet, doğru. Burada da dondum maalesef. Heh, Şimdi yazık. geldi. Şimdi bu döngüsel ekonomi şöyle bir şey. Gene sadece kavramı açıklamak adına söylüyorum. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur bu kavramı. Bugüne kadar hep lineer bir ekonomiden bahsettik. Özellikle sanayi devriminden sonra dünyada kaynakları alalım, bir şeyler üretelim ve bunları tüketelim şeklinde bir lineer ekonomiden bahsediliyordu. Son zamanlarda bu recycle etme, işte atığı tekrar kullanma vesaire gibi döngüsel ekonominin ön şartları başlamıştı, ön konuşmaları başlamıştı. Ama diyor ki Avrupa Birliği, bir kere döngüsel tedarik zinciri, yani tamamen yenilenebilir, geri dönüştürülebilir malzemelerle tedarik sağlanacak ve bu geri kazanım, geri dönüşüm artık hayatımızın bir parçası olacak. Özellikle bir takım şeyleri onarma, bozulanı kırılanı atıp yenile yenisini alma değil de bunların onarımı tekrar ekonomiye geri kazandırılması. Yani ürünün ömrünü uzatma, eğer bu gıdaysa yine ürünün ömrünü uzatma ambalajla veya çeşitli yöntemlerle. Bazı eşyaları, kullanılmayan bazı eşyaları ortak platformlarda takasa açma veya işte tüketicilerle ürünler için kullanılan temelde bu tip kiralama yöntemleriyle mesela şimdi şey konuşuluyordu. Sabahleyin bir toplantıya katıldım. Bundan sonra birçok şeyi lease yöntemiyle almaktan bahsediyorlar. Yani bulaşık makinesinin bile sahibi olmayacağız günün sonunda. Ben alacağım, kullanacağım. 2 sene sonra bir başkası alacak, kullanacak. Yani bir ömürlük de değil. Diyelim ki ben o şehirden taşınırken onu bir başkası sahiplenecek. Yani ben onun sahibi olmayacağım. Bu keza arabalar için de aynı şey konuşuluyor. İleride bize
torunlarımız, anneanne senin araban mı vardı, ne komik bir araba sahibi miydin diyecekler belki de. Sonuçta her şey kiralama, paylaşım üzerine modelleniyor ve ortak platformlarda da biz bunları çok fazla konuşuyor olacağız. 7 tane sektörü önceliklendirdiler bu anlamda. Tahmin edeceğiniz gibi bunlar elektrik, elektronik sektörü, otomotiv, ambalaj, plastik, tekstil, inşaat ve bina sektörü, gıda ve su sektörü olmak üzere bu sektörler bu döngüsel ekonominin temel sektörleri. Şimdi sanayide yeşil anlaşmaya birazcık bahsedeyim. Nedir bu sanayi? Tarım tarafı sizi ilgilendirmediği için onu sunumumdan çıkardım. Sadece sanayi tarafını konuşalım. Şimdi biliyorsunuz sanayide bir takım ham maddeler ve enerjiyle bir takım üretimler gerçekleştiriyoruz. Ve bu üretimlerden de çeşitli gazlar salınıyor atmosfere. Biz bunların tamamına sera gazı diyoruz. Her ne kadar karbon olarak dillendirsek de aslında sera gazları bunlar. Burada işletmelerin bir karbon ayak izi oluşuyor. Yani sizin doğaya saldığınız gazların toplamı sizin karbon ayak izinizi oluşturuyor. Bu emisyonlar Avrupa tarafından uzun zamandır ölçülüyor, hesaplanıyor ve bunlara karşı ya bir takım yaptırımlar uyguluyorlar, ya cezalar var, ya vergiler var, ya mekanizmalar var, piyasa mekanizmaları var veya çeşitli teşviklerle bu saldığınız gazların düşürülmesi için çeşitli devletlerin uyguladıkları teşvikler var. Günün sonunda sanayide sizlerin yaptığı üretimden doğan saldığınız sera gazlarının ölçülmesi ve bunun maliyetlendirilmesi diye bir kavram ortaya çıkıyor. Bu kurumsal karbon ayak izi 3 tane kapsamdan oluşuyor. Buna kapsam diyelim. 3 tane scope'tan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi kapsam 1, doğrudan karbon ayak iziniz, yani üretim faaliyetleri için kullandığınız fosil yakıtlar örneğin. Diğeri kapsam 2, bu da elektrik veya buhar gibi satın almış olduğunuz enerji. Diğer doğrudan karbon ayak izi ise kapsam 3, en komplike olanı da bu. Kurumların özellikle diyelim bir ham madde satın alıyorsunuz, bunun karbon ayak izi. Veya işte taşeron kullanıyorsunuz, taşeronundan kaç kere size servis yapılıyor, günde kaç kere araç gidiyor geliyor. Veya efendim kurumda insanların arabaları var, bu arabaların, kiralık araçların karbon ayak izleri. Veya sizin yaptığınız seyahatler gibi pek çok detayı barındıran bir de kapsam 3 emisyonları var. Bu 3 emisyonun toplamı da sizin kurumsal karbon ayak izinizi oluşturuyor. Buradan kurumsal karbon ayak izini bilen firmalar için ikinci bir konuya geçiyorum. Sınırda karbon düzenlemesi esasında bu toplantımızın da ana amaçlarından bir tanesi. Onu anlatabilmem için öncelikle size bir emisyon ticaret mekanizmasından bahsedeyim. Avrupa Birliği 2005'ten bu yana özellikle enerji yoğun sektörlerde elektrik, kağıt, demir, çelik, petrol ürünleri, kimyasallar gibi emisyon ticaret sistemi altında bir düzenlemeye gitti. Ve bunlara serbest veya bedava emisyon hakkı tanıdı. Bu emisyon hakkı nedir? Bu ekranda görmüş olduğunuz siyah çizgiyi bu sektörde, örnek veriyorum bu bir iklimlendirme sektörü olsun. İklimlendirme sektöründe üretim yapan firmalar için İlk 10 üreticiyi alıyorlar sanırım. İlk 10 üreticinin ortalamasını alıyor ve diyor ki bu kadar karbon salmaya izniniz var. O izni de bu siyah çizgi olarak düşünün. Her sene A ve B işletmesinin aynı miktarda izni oluyor ve A işletmesi eğer daha az karbon salarsa, çeşitli sebeplerle, aldığı önlemlerle, işte ne bileyim enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyordur. A veya B sebeplerle, X veya Y sebeplerle daha az karbon salarsa kullanmadığı bir karbon hakkı oluyor elinde. Bu karbon hakkını da başka bir firmaya daha fazla karbon saldığı için, yani kendi izni olandan daha fazla karbon saldığı için o hakkı satıyor. Böylece iki firma arasında, A ile B arasında bir karbon ticareti oluşmuş oluyor.
Bir kere Avrupa Birliği her sene belli emisyon haklarını ihaleye çıkartıyor. Bu ihalede satın alabiliyor firmalar bu karbon haklarını veya A ile B arasında yapılan ticaretle satın alabiliyorlar. Bir sonraki slaytta da göstereceğim. Piyasalarda alınıp satılan karbon hakları her sene azaltılıyor. Yani her sene aynı karbon hakkı satışa çıkmıyor. Bunu neden yapıyor Avrupa Birliği? Daha çok önlem alınsın. Bu bedava karbon hakkından daha az yararlanılsın. Sıkıştıra 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 aslında şirketleri günün sonunda karbon azaltım projelerine daha fazla önem verilsin diye yapıyor. Burada gördüğünüz gibi Avrupa Birliği'ndeki karbon haklarının 2019 sonuna kadarki gelişiminde yaklaşık 2 milyon metreküpten 1,4-1,3 milyon metreküpe kadar azaltıldı. Ücretsiz dağıtılmış haklardır bunlar. Gördüğünüz gibi ilk başlarda ücretsiz dağıtılmış haklar neredeyse tamamıydı. Koyu renkli olanlar ücretsiz dağıtılmıştır. Açık renkli olanlar da umarım ekranınızda görünüyordur renk farkını görebiliyorsunuzdur. Görüyoruz. Satılmış veya açık artırmaya çıkarılmış haklardır bunlar da. Yani gördüğünüz gibi firmalar arasında açık artırmayla birbirlerine satılan haklar daha fazlalaşıyor yıllar içerisinde ve toplam hak da gittikçe azalıyor. Avrupa Birliği bunu çok kısa bir süre içerisinde neredeyse sıfırlar seviyesine indirmeyi planlıyor. Doğal olarak bu sıkışmanın getirdiği karbon fiyatında yukarıya doğru bir trend oluşuyor. Yukarıya doğru oluşan bu trend gördüğünüz gibi Mayıs 2018'de karbonun fiyatı 20 euronun altındayken şu anda 42,45 yani 31 Mart 2021'de bir ton karbonun fiyatı 42,45 euro oldu. Bu Mayıs 2018'de 20 euronun altındaydı. Bunun öngörüsü yıl içerisinde 2021 yılı içerisinde 50 euro ton, 2022'de ise ben maalesef buraya 50 yazdım ama sabahki dinlediğim toplantıda bunun 50 euronun çok düşük olduğunu söylediler. Ben sunumu 50 euro üzerinden yaptım ama 60'a çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğundan bahsediliyor. Yani su savaşları gibi karbon savaşlarından bahsediyor olacağız bir süre sonra. Şimdi Avrupa Birliği bunu kendi içindeki iç üreticisine bu şekilde davranırken dışarıdan Avrupa Birliği'ne ürün satan, mal satanlara hiçbir şey uygulamaması diye bir şey söz konusu olamaz. O yüzden Avrupa Birliği şunu dedi. Ben 2019'da yayınladığım AB Yeşil Mutabakatı'yla duyuruyorum ki bundan sonra belirli sektörlerden başlayarak özellikle de bu emisyon ticareti altında yer alan sektörlerden başlayarak aynı uygulamayı dışarıdan gelene de yapacağım. Bunu yapmazsam eğer karbon kaçağı olur. Karbon kaçağı nedir? Karbon kaçağı şu. Bizim Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeler Türkiye gibi bu karbon emisyon ticaretinin dışında olduğumuz için şu anda herhangi bir uygulama, yaptırım, ceza, yok senin emisyonun bu kadar, bunun üstüne çıkarsan şu kadar ceza ödersin gibi bir uygulamamız olmadığı için Avrupa Birliği şundan korkuyor. Yeni yatırımlar Avrupa dışına kaçar. Hatta fabrikalar buradan söküp sökülebiliyorsa Sırbistan'a, Arnavutluğa vesaireye kurulur. Çünkü bunlar Türkiye bile 2 günlük yol mesafesinde Avrupa'daki çok destinasyona kamyonla. Bu yüzden Avrupa Birliği'nin karbon kaçağını Avrupa dışına genişletmesi sınırda karbon düzenlemesidir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. En azından kavramın ne olduğunu anlatabilmişimdir. Şimdi Avrupa Birliği bunu diyor da bunu nasıl uygulayacak? Şimdi Avrupa Birliği diyor ki öncelikli sıralamamda benim enerji yoğun sektörler var. Bu enerji yoğun sektörlerde demin daha uzun bir liste var. Onu gösteririm. Toplam 62 tane ürün var bu listede. 2021-2030 listesi yayınlandı.
Bu 10 yıllık listeler yayınlanıyor. Bu listelerde olan ürünler sınırda karbon düzenlemesine dahil olacaktır deniyor. Demin Zeki Başkanım'ın da söylediği gibi buna henüz Avrupa Birliği evet bunu ben yayınlıyorum ve ton başına da şu kadar vergi alacağım henüz demedi. Ama şunu dedi. Emisyon ticaretinde öncelikli olan sıralama o 60 küsür tane üründen vergi almaya başlayacağım. Nasılı ayrı bir şey, ne zamanı ayrı bir şey, ne kadarı ayrı bir şey. Onları inşallah Haziran 2021'de yapılacak olan toplantıda duyacağız. Bu şekilde toplanan paraların da iklim projelerinin finansmanında kullanılacağının altını çizdi. Yani bildiğimiz iki şey var. Bir tanesi bir ürün listesi var. O ürün listesi öncelikli olacak. İkincisi de toplanan paralar Afrika gibi işte Güney Amerika gibi ülkelerdeki iklim projelerinin finansmanında kullanılacak. Peki Türkiye ne diyor bu konuda? Türkiye diyor ki ben Ticaret Bakanı'nın da Zeki Başkanım sizin gibi toplantılarına olabildiğince online'larda katılmaya çalışıyorum. Türkiye'nin kendi emisyon ticaret mekanizmasını kurması talebimiz var. Bu mekanizmayı kurduğumuz zaman en azından kendi vergilerimizi kendimiz toplayıp kendi iklimlendirme projelerimizin, iklim projelerimizin finansmanında kullanalım. Bizim arzumuz bu. Biraz Paris Anlaşması'ndan uzak durmamızın sebebi de bu aslında. Yani onay vermedik, imzaladık ama henüz onaylamadık biliyorsunuz. Yürürlüğe koymadık daha doğrusu. Bir yandan da Avrupa Birliği şunu da söylüyor. Biz ücretsiz tahsisatlar veriyoruz kendi içimizdeki firmalara, kendi içimizdeki üreticilere. Dışarıdan gelenlere de bunu eşit oranda tanımamız lazım. Yani içerideki 10 lirayla cezalandırılıyorken, 10 birimle cezalandırılıyorken dışarıdan olan kişi, AB olmayan bir firma farklı bir yöntemle ya da eşit olmayan bir yöntemle de cezalandırılmamalı. Her iki taraf için de haksız rekabet olmamalı. Avrupa Birliği'nde yerleşik üreticinin de çifte korunması olmamalı gibi bir yaklaşım içerisindeler. Yine Avrupa Birliği'ne yakın çevrelerin söylemleri bunun 2022 başlarında olacağını söyleyen var. Ortalarında olacağını söyleyen var. Sonunda olacağını söyleyen var. Bunu da Haziran 2021'deki toplantıda göreceğiz. Sınırda karbon düzenlemesi de böyle bir buna benzer bir mekanizma getirecek non-EU yani Avrupa dışındaki ülkelere. Peki bir kavram daha konuşalım. O da yeşil finansman olsun. Bütün bu güzel maliyetler, işte karbon azaltma projeleri neyle finanse edilecek? Bütün firmalar ceplerinde böyle bir öz sermaye mi taşıyorlar ki şirketlerine koyacaklar bu paraları? Bunun için aslında Avrupa Birliği Green Finance yol haritası açıkladı. Burada hem perakendenin finansmanı var, hem şirketlerin finansmanı var, hem yeşil bondlar var piyasaya sürülecek olan, hem de sigortacılık sistemleri var. Fakat bunların içerisinde bizi ilgilendiren ve bizim bilmemiz gereken şey şu. 1 trilyon avro gibi bir 10 yıllığına serbest bırakılacak, seferber edilecek bir yatırım planından bahsediliyor. Bu 1 trilyon avro Avrupa Birliği içi ve Avrupa Birliği dışı şirketlere iklim projelerinde kullanılmak üzere, yatırım projelerinde kullanılmak üzere ama kamu ama özel sektöre tahsis edilecek. Bu tahsisatın en büyük payını EBRD dediğimiz Avrupa Yatırım Bankası 250 milyar eurosunu burası dağıtıyor olacak. Bu da toplamda 1/4 gibi bir rakam ediyor. Peki EBRD ne yapacak? Bir kere EBRD diyor ki ben çok detaylı bir şeyi var EBRD'nin sunumu var. İşte fosil yakıt kaynaklı enerji finansmanını kesinlikle durduracağım. Elimdeki bütün finansman kaynaklarını yeşil fonlarla, yeşil yatırımlara ayıracağım gibi. Ama bunun için yapılması gereken şey EBRD'nin kapısını çalarken elimizde çok iyi, çok altı dolu projelerle gitmemiz. Herhangi bir projeyi ya da çalak kalem yapılmış projeleri EBRD kabul etmiyor. Türkiye'den de bu tip
nasıl diyeyim, firmalarımızın vermiş olduğu taleplere hayır cevabı alındığını ben çok biliyorum. O yüzden bunları yaparken, bu projeleri yaparken, bu kaynaklara başvururken, eğer kendi içinizde bu proje finansmanı tarafında iyi olmadığınızı düşünüyorsanız mutlaka bir danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Bu krediler genellikle çok düşük faizli, %1 gibi filan yıllık faizleri olan, 10 yıllık ilk 2 yılı geri ödemesiz güzel krediler var. Ama bu kredilere ulaşım için yapmanız gereken belli şeyler var. Bunları da hani biz yaparız diyen şirketler elbette olacaktır ve yapacaklardır da. Ama danışmanlık almakta da fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu işin bir de Müslüman ülkeler tarafından daha çok kullanılan, sırf bunu sizin kulağınızda bulunsun diye koydum, yeşil sukuk tarafı var. Yani green bondların yeşil sukuk tarafı da katılım bankalarının düzenlemiş olduğu, yine Avrupa ülkeleri, Avrupa bankaları değil de Malezya'nın, işte Suudi Arabistan'ın kaynaklı fonların ihraç ettiği kaynaklar. Bunlar da Türkiye'de biz sanıyorum Ziraat Katılım'la yaptık. Haziran 2020'de bir 450 milyon liralık bir yeşil sukuk ihracı oldu. Bu da hani şirketin hangisini kullanmak isteyeceği tercih meselesi. Bazı firmalar tercih etmiyorlar. Onlar da yeşil sukuk tercih edebilirler. Onun dışında size anlatacağım. Bunların içinde dediğim gibi Avrupa kaynaklı olduğu için ve biz Avrupa kaynaklarından kullanacağımız için ben bu 1 trilyon avroyu ön plana koyuyorum. Bunun yanında Asian Development Bank'in Asya için, ne bileyim ben işte şeydeki Uzak Doğu'daki veya Amerika'daki farklı bankaların da kendi bölgelerinde farklı fonları sahaya süreceklerini de unutmamak gerekiyor. Şimdi biraz iklimlendirme sektörüne değineceğim. Burada sürçülisan edersem lütfen affedin. Ben iklimlendirme sektörünü elbette ki sizler kadar iyi bilemem. Burada sadece benim okumalarımdan, yaptığım, girdiğim toplantılardan, okuduğum artikellardan aldım bunları. Öncelikle Türkiye'nin bu konuda, yani Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda her ne kadar çok büyük bir söylemi, konuşmaları, toplantıları olsa da Paris Anlaşması'nda henüz bir taraf değiliz biliyorsunuz. Daha doğrusu G20 ülkeler arasında yürürlüğe almayan tek ülkeyiz. Bu olmadan Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı aslında maalesef şey yapamıyoruz, yürürlüğe bile koyamıyoruz. Ancak bunu imzaladığımızı ve bu problemin aşıldığını düşünelim. Burada neden imzalamadığını, neden yürürlüğe almadığını da üç aşağı beş yukarı sizler de biliyorsunuzdur. En önemli sebep Annex 2 ülkeleri arasında yer almak istememiz. Bizi Annex 1 ülkeleri içine koydular. Yani gelişmiş ülkeler statüsündeyiz. O yüzden de fonlara ve finansman kaynaklarına Annex 2 ülkeleri kadar rahat ulaşamayacağımızı düşünüyoruz. Şimdi iklimlendirme sektörünün ihracatına baktım. Bunu da sizin web sitenizden aldım. İklimlendirme sektörü demin başkanımın da söylediği gibi %50'sini Avrupa'ya ihraç ediyor gördüğüm kadarıyla ve 4,7 milyar dolarlık bir ihracatın yarısı 2 milyar, 2,5 milyar dolara yakın bir ihracatla AB'de 9. sırada. Birinci sırada otomotiv sektörü var biliyorsunuz. Açık ara lider, işte tekstil var vesaire. İklimlendirme sektörü de 9. sırada. Bu sektörümüzün en önemli problemine baktığım zaman, yani Avrupa Birliği'nde nelerle, hangi engellerle karşılaşır, ne yapması gerekir iklimlendirme sektörünün diye baktığımız zaman en büyük problemin florlu gaz kullanımı olduğunu ben gördüm. Ne olur tekrar sürçülisan edersem affola. Bu da florlu gazlarda 2017 yılına kadar ciddi bir artış olduğunu, daha sonra 2017'de bir etiketlendirme ya da bir Avrupa Birliği kararıyla, bir uygulamasıyla 2017'den sonra düşüşe geçtiğini görüyoruz. İlk grafiğimiz onu gösteriyor. Bunun sonucunda atmosfere salınan milyon ton bazındaki gazlara baktığımızda ise 2015-2017'den sonra çok ciddi bir düşüş kaydetmiş. 2019'da baktığınız zaman neredeyse
200 birimlerden 110'lu 120'li birimlere düşmüş durumda. Bu da Avrupa Birliği'nin aldığı önlemlerin ne kadar işe yaradığını gösteriyor bize. İklimlendirme sektörü özelinde yine Avrupa Yeşil Mutabakatı veya neler yapılmalı diye baktığımda da şöyle bir özetle karşılaştım. Avrupa Birliği'nde ısıtma soğutma sistemleri, binalarda ve sanayide kullanılan ısıtma soğutma sistemleri enerji tüketiminin %50'sini oluşturuyormuş. Bu rakam beni çok şaşırttı. Çok büyük bir rakam gerçekten. Bu durumda size çok ciddi iş düştüğünü görüyoruz. Özellikle de evlerde tüketiliyormuş büyük bir kısmı. Sanıyorum şöyle bir yorum da okudum bu arada. Katılır mısınız bilmiyorum. Global warming'in yani küresel ısınmanın biliyorsunuz Avrupa soğuk bir ülke ve herkes aslında daha çok ısınma amaçlı bunu kullanıyor. Hani bu anlamda da biraz faydası da olduğunu en azından ısıtma tarafında faydası olduğunu da söylüyorlar. 2018 verilerine göre hala Avrupa'da ısıtma soğutma sistemlerinin %75'i fosil yakıtlarla çalışıyor. Yani gazlarla anladığım kadarıyla çalışıyor. Yine AB nezdinde alınacak önlemler diye baktığım zaman şöyle bir bilgiyle karşılaştım. 2021 itibariyle heat pump enerji etiketi revizyonundan bahsediliyor. 2030'dan sonra gazla çalışan sistemlerin yatırımına, yeni yatırımlarda izin verilmeyeceği söyleniyor. 2050'ye kadar da bu flor bazlı gazların hiç olmayacağı, yani eski yeni hiçbir sistemde kullanılmayacağı yönünde ya da bunun kaldırılması yönünde karar alınacağı ile ilgili ben bilgilere ulaştım. Sizin elinizdeki bilgilerle ne kadar örtüşüyor? İnşallah örtüşüyordur. Bir de yine enerji tasarruflu iklimlendirme sistemleri altında nanoteknolojilerle kaplama ve buz oluşumunun önlenmesi, nano yüzeylerle ısı transferinin arttırılması ve nano sıvılarla verimliliğin arttırılması diye üç ana başlıkta ARGE projeleri ve yeni ürün projeleri gördüm. Umarım bunlar da sizlerin bildiği ve yol haritası içerisine aldığınız çalışmalardır. Şimdi iklimlendirme sektörü ve Avrupa Yeşil Mutabakatı aslında birbiriyle çok örtüşüyor. Çünkü bu önümüzdeki dönemde eğer Avrupa'da bir değişim dönüşüm olacaksa, hem yeni sistemler yeşil olacaksa hem de eski sistemler değişecekse, bu Türk iklimlendirme sektörü için aynı zamanda bir fırsat da oluşturabilir düşüncesindeyiz. Lojistik sektörüyle, iklimlendirme sektörüyle ilgili genel olarak benim söyleyeceklerim böyle. Bu karbon ölçümüne, karbon ayak izi ölçümüne geçmeden önce bir de size lojistik sektörüyle ilgili bir haber vereyim. En azından bunu da bilgi dağarcığınız içerisinde tutun lütfen. Her şey lojistik biliyorsunuz. Yani buradan ihracat yapmak demek, her ne kadar şu anda konteyner bulunmuyorsa ve $1,000'lık konteyner $10,000 olmuşsa bile şöyle bir karar alındı. 2022 senesinden itibaren, yani önümüzdeki yıldan itibaren, bu arada bu geçti bu tasarı, deniz yolu taşımacılığında bir karbon pazarı kuruluyor. Bu ne demek? Avrupa limanlarına mal getirecek olan tüm konteyner ve yük gemileri ya karbon satın almak zorunda kalacak ya da karbon vergisi ödemek zorunda kalacak. Bu lütfen sizin dağarcığınızda bulunsun. Lojistik sektörünü ilgilendiriyor ama ihracatçıyı çok ilgilendiriyor bu konu. Gördüğünüz gibi Avrupa Birliği bu önlemleri hızlıca alıyor, kararlar geçiyor. Onun için burada beklemeden firmalar, kendi lojistik firmaları da aynı önlemleri almak zorundalar, benzer önlemleri. Siz de belki sektörde lojistik firması seçerken dönüp diyeceksiniz ki karbon nötr bir şirketten lojistik desteği alayım. Bir de bunun lojistik karbonuna katlanmayayım diyeceksiniz belki. Bunlar hep önümüzdeki günlerde konuşulacak konular. Yine önümüzdeki aylar için söyleyebileceğim ana başlıklardan şöyle gidecek olursak, 2021 Haziran'da sınırda karbon düzenlemesinin uygulama koşulları belli olacak. Üçüncü sırada gördüğünüz döngüsel ekonomiye geçiş yol haritasını da bu yıl içerisinde netleştirmeleri bekleniyor. Diğerleri birazcık daha tarımı ilgilendiren konular.
Şimdi biz şirketler için ne öneriyoruz? Yani ben sizlere naçizane zaten bu toplantıyı yol haritanızı tanımlamak ve neler yapabileceğinizi göstermek için rica etmiştim. Şirketler AB Yeşil Mutabakatı'na uyumda bir kere Corporate Carbon Footprint dediğimiz şirket karbon ayak izini tespit edilmesi. Eğer bir ürünün karbon ayak izini tespit etmek gerekiyorsa yaptığınız ürüne bağlı olarak bu ürünün karbon ayak izini tespit etmek. Bunun farkı nedir diye soracak olursanız şirket ne, karbon ne? Sizin şirket karbon ayak iziniz yaptığınız faaliyetlerle, üretiminizle tanımlanıyor. Bunu ürettikten sonrası sizin konunuz değil. O satın alan kişinin konusu haline geliyor. Ancak eğer bir ürünü nihai tüketiciyle buluşturuyorsanız tüm life cycle'ı ölçebilirsiniz. Üretiminizden yani ham maddenin girdisinden o ürünün atık olana kadar geçen tüm hayatının karbon ayak izini de ölçebiliyorsunuz. Diğer yapacağınız iş, yapmanız gereken iş azaltma ve engelleme yol haritaları yapmak. Yani karbon ayak izini ölçtükten sonra ben ne yapacağım şimdi bu karbon ayak iziyle diye soracak olursanız bunu mutlaka bir azaltma ve engelleme yol haritası, birazdan bahsedeceğim ondan da. Bir yapılabilecek şey de bu yol haritasını engelleme ve azaltma yönünde ilerletirken karbon, saldığınız karbonu offset edebilirsiniz. Doğaya saldığınız kadar karbon satın alabilirsiniz. Bunu da anlatacağım biraz da. Ve iletişim yöntemiyle de bunu paydaşlarınızla, müşterilerinizle, yönetim kurullarınızla, halka açık şirketseniz borsada bunları paylaşabilirsiniz. Şimdi karbon ayak izi ölçümü şu şekilde. Ben size örnek bir karbon ayak izi, çok basit bir şey koydum çünkü çok uzun listeler halinde de çıktığı oluyor. Sanayinin hangi sanayi olduğuyla alakalı. Burada gördüğünüz gibi bir şirketin karbon ayak izi toplam doğaya saldığı sera gazı aslında. Ve bunu ölçmenin bir protokolü var. Bu protokol Greenhouse Gas Protokol. Bu Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir protokol. Bu protokole göre ölçüm yapılması sonunda çıkan rapor bir anlam kazanıyor. Yoksa biz ölçüyoruz ne kadar saldığımı ben biliyorum yeterli değil. Karşı taraf için bir anlam ifade etmiyor daha doğrusu. O yüzden mutlaka akredite bir kurum tarafından yapılması gerekiyor bu ölçümün. Bu akredite kurum da Türkiye'de böyle bir akreditasyon veren kurum yok maalesef. Mesela TÜV var Avrupa'da. TÜV'ün vermiş olduğu akreditasyonla çalışan kurumlar var. Bu kurumlar kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3 emisyonlarınızı yaklaşık 6 ile 8 hafta süresi içerisinde ölçümlüyorlar. Bu ölçümlemeyi yapmak için de sizden bir takım datalar istiyorlar. ERP sistemlerinizle uyumlanabiliyorlar. Oradan data alabiliyorlar veya datayı siz onlara verebiliyorsunuz. Sistem bunların geliştirmiş olduğu bir takım algoritmalar var. O algoritmalara size açıyorlar. Siz oraya data girişleri yapıyorsunuz. Ve günün sonunda her türlü yapmış olduğunuz faaliyetin karbonunu bilmek zorunda değilsiniz. Örneğin siz şu kadar seyahat ediyorsunuz. Almanya'ya senede 20 kere seyahat ediyorsunuz. Siz bunun karbonunu bilmek zorunda değilsiniz. O da zaten bu firmanın algoritmaları içerisinde, firmaların algoritmaları içerisinde yer alıyor. Onu oraya otomatik olarak getirip yerleştiriyorlar. Yani sizin yapmanız gereken şey sadece raw datayı, yani en ham datayı oraya girmek. Onu karbonlaştırmaksa bizlerin işi ya da işte danışmanlık şirketlerinin işi. Şimdi bu şekilde bir toplamda diyelim ki bu şirketin 30 bin ton yılda karbon saldığı ve bunun kapsam 1'den, kapsam 2'den ve kapsam 3'den ne kadar geldiğini ortaya çıkardık. Bunu güzel chartlara koyduk, raporunu hazırladık, tüm belgeledik, her şey çok güzel. Peki bunu ne yapacak bu şirket? Bunu şöyle yapacak. Birincisi karbon azaltma projeleri yapacak şirketler. Bunu yine şirketler kendileri ben karbon azaltma projemi yaptım her şey çok güzel olacak diyemiyor. Diyebilir ama karşıdaki firma için, alıcısı için veya kimse karşısındaki müşterisi olabilir, şu olabilir ya da yatırımcısı olabilir. Bunu mutlaka
Yine Greenhouse Gas Protocol gibi Science Based Target dediğimiz yine uluslararası target hedeflendirme kurumu olan kuruma onaylatmak gerekiyor. Şöyle, siz önce bir taahhütte bulunuyorsunuz. Diyorsunuz ki bu genel bir taahhüt. Ben Zeki Bey'den örnek vereyim şimdi. Daikin mesela diyor ki ben 2025 yılında karbon salımımı şu kadar azaltacağım. O sizin ana hedefiniz oluyor. Bu taahhüt. Daha sonra bir yol haritası, kriterler ve yol haritası ve hedefler koyuluyor. Bu hedefler bu sisteme giriliyor, Science Based Target sistemine ve buradan resmi bir onay alınıyor. Bu resmi onayla artık sizin şirketinizin yatırımcısına veya müşterisine vermiş olduğu taahhüt resmiyet kazanıyor ve bu hedefler yıllık olarak yayınlanıyor. Nasıl bir gelişim içerisinde, bu hedefin ne kadar uzağında şirket, hangi hedefleri koymuştu, ne kadar gerçekleştirdi gibi paydaşlarla paylaşılıyor. Çeşitli hedefler koyabilirsiniz kendinize. Bu hedefler şirketler tarafından belirleniyor. Elbette ki burada yine danışman firmalar destekliyor bu tür şeylerde, yol haritalarında. Aynı zamanda bir yandan bu karbon azaltma projelerini yaparken firmalar, bir yandan da karbon nötr hale getirebiliyorlar şirketlerini. Bu şu demek: doğaya saldığınız karbon kadar yine onaylı projelerden, onaylının altını çiziyorum, karbon satın alarak şirketinizi karbon nötr hale getirmeniz mümkün. Bu özellikle az gelişmiş bölgelerde, dünyanın az gelişmiş bölgelerindeki iklim projelerinden, özellikle de belli kurumlar tarafından denetlenen iklim projelerinden. Kim bu kurumlar? TÜV, PwC, Gold Standard gibi bu projeleri denetliyor bu kurumlar. Bu projelerden satın aldığınız karbon yine o projenin finansmanında kullanılıyor. Bu şöyle güzel bir şey. Bazı firmalar var, örneğin bir tekstil şirketi diyor ki ben karbonumu nötr etmek istiyorum. En çok da doğada tekstil şirketleri suyu kirletiyor. Diyor ki ben işte Nijerya'daki bir su projesindeki karbon şeylerini satın alıyorum. Karbon saldığı bu kadar, şu kadar ton karbon satın alıyorum diyor. Bunu daha detaylı da arzu eden için anlatırım. Özellikle karbon nötr hale gelmek şirketler için bir prestij meselesi. Bunu nötr hale gelmek için ama mutlaka ölçmek gerekiyor. Yani ölçtüğünüz şeyi azaltabilirsiniz, ölçtüğünüz şeyi nötr hale getirebilirsiniz. Birincil adım ölçmek, ikincil adım azaltma projeleri, üçüncül adım istenirse eğer, üçüncü tamamen bu sizin şirket hedefinizle alakalı, kesinlikle bir şart değil. Ama eğer bunu yaparsanız işte rakiplerden ayrışmak, bir adım öne geçmek, farklı bir söylemle ortaya çıkmak gibi mümkün olabiliyor. Bu mesela bir örnek, karbon azaltma projeleri. Bu bizim sattığımız karbon azaltma projeleri. Gördüğünüz gibi dünyanın özellikle Afrika'nın Sub-Sahara bölgesinde, Güney Amerika'da veya Doğu, Güneydoğu Asya'da birçok proje var, birçok başlık altında. Kimisi hidropower projesi, kimisi solar enerji projesi, kimisi köylü kadınların fırınlarını değiştirme projesi. Yani çok farklı projeler var. Temel olarak benim şirketlere önerilerim bu şekilde. Biz bir işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliğinde de Alman bir firmayla böyle bir partnership yaptık. Bu tür projeleri şirketlerle rahatlıkla yürütebiliriz, yürütebileceğimizi düşünüyoruz. Ben son olarak da Türkiye'nin ana gündeminde neler var? Zeki Başkanım da söyledi, birçok bakanlık şu anda birlikte çalışıyor bu konuda. Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe alınması, bir yeşil ekonomik dönüşüm programı oluşturulması, ki bu tek bakanlık içerisinde olmaz, bu birçok bakanlığın altında olacak. Fosil enerjiden net çıkış tarihinin belirlenmesi, ki biz fosil enerjiye hala yatırım yapıyoruz. Maalesef kömür santralleri açıyoruz hala ve önümüzdeki yıllarda da planlanan kömür santralleri var. Bir iklim nötr ekonomi tarihi belirlememiz gerekiyor. Yani biz de
Avrupa Birliği gibi şu tarihte iklim nötr bir ülke olacağım tarihi belirlememiz gerekiyor ve bunun da özellikle KOBİ'ler tarafına teknik destek ve teşvik programlarıyla desteklenmesi gerekiyor. Ben böyle güzel Fenerbahçe gibi oldu ama güzel de bir resim buldum böyle. Çok da ilgimi çekti. Her bir camdan bir tane klima çıkmış. Hoş bir fotoğraf olmuş. Bu fotoğrafla teşekkür ediyorum ve sorularınızı rica ediyorum. Zeki Başkanım, önce size söz vereyim isterseniz. Tabii, çok teşekkür ederiz. Güzel, aydınlatıcı bilgiler oldu. Herhalde arkadaşlar sorularla da tamamlayacaklar eksikleri. Tabii biz, bir tren gidiyor. Bu trenin vagonuna binmek durumundayız. Avrupa'daki bu hareketi yakından takip etmek durumundayız. Başta da söyledim, siz de son cümlenizde söylediniz. Bizim bakanlıklar da, 9 bakanlık da, yani bu bakanlıkların içinde Altyapı Bakanlığı da var, Tarım Bakanlığı da var. Herkes büyük bir çalışma yapıyor. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda. İnşallah bu kanun vergiler gelene kadar birçok şeyi biz de paralel olarak oradaki çalışmalar, içeride neler konuşuyor, o bilgileri almaya çalışıyoruz Avrupa'dan. Burada da ona paralel çalışmalar yapılıyor. Bunun içinde TOP da var, yani TÜSİAD da var. Bütün Türkiye'deki kurumlar bu işin önemini anladı. Bu arada biz şunu da yaptık tabii. Biz Avrupa'dan çok kopuk değiliz. Biz Gümrük Birliği'nden dolayı, Avrupa mutabakatına uyum sağlamaktan dolayı işte invertörlü klimalar 2015 yılında biz de kullanmaya başladık. F-gaz regülasyonlarını biz de uygulamaya başladık. Oradaki kotaların konmasını biz de uygulamaya başladık. F-gazlarla ilgili bir yeni yönetmelik çıktı. İşte büyük grupların periyodik kontrollerinin yapılması, gaz kaçaklarının kontrol edilmesi, bunların kontrol altına alınması gibi. Geçen sene de 2018'de Avrupa'da geçmişti. Biz de geçen sene geçtik. Yoğuşmalı kombilere geçtik. Yani daha yüksek verimli, daha ürünleri, enerji etiketleri konusundaki bütün Avrupa'da uygulamaları aynen burada uyguluyoruz. Çok yabancı değiliz ama tabii bizim altyapımızda Türkiye'de bir karbon ölçüm ve şey olmadığı için kapıdan girişte onlar aldığı vergileri ben işte 100 lira almıştım, sizden de 100 lira alacağım deyip aradaki farkı benden alacak. Siz orada çok iyi, hani -2'de olduğumuz için o alınan paralar da bize gelmeyecek. Yani biz de faydalanabilsek fazla itirazımız olmayacak ama biz faydalanamayacağımız için bizim kendi içimizde benzer bir uygulamayı kurmamızda belki fayda var. Yani oradan toplanan vergileri de burada yatırım yapacak, karbon azalacak firmalara fon olarak verilebilir. Gerçekten güzel bir şey oldu. Herhalde firmalarımızın çoğu da bu konuda henüz detaylar netleşmedi ama netleştiği zaman bu işin içine girmek durumunda. İşte bizim gibi firmalar da önceden bu çalışmaları zaten yapıyor. Diğer uluslararası firmalar var, onlar da yapıyor. Ben özellikle aydınlatıcı bilgiler için çok teşekkür ederim. Buraya gelip bizim üyelerimizi bilgilendirin için. Şimdi sorular varsa chatte yazın demiştim. Siz chat'i görebiliyor chat'i musunuz? Görüyorum. Ben oradan tamam. Da okuyabilirim. Tamam. Oradan sorulara cevap verebilirsiniz. Elbette, elbette. Ben sizin söylediğinizde çok katılıyorum. Özellikle çok Avrupa Birliği bu konuda adil davranacak mı? Emin olmak istiyorum. En azından Türkiye adına emin olmak istiyorum. Ve hani bunu sadece bir tartışma ortamı yaratmak için değil, sadece hani sizlere bu konudaki tartışmaları aktarmak için, hani benim fikrim de şey ama öyle bir adil mekanizma olmalı ki ben bu tartışmaları da çok yurt dışı toplantılara da, bu Zoom'un en güzel tarafı bu oldu başkanım, her toplantıya katılabiliyorsunuz. Evet. Yani yurt dışındaki her toplantıya gidip giremezken şimdi kapıyı bile çalmanıza gerek yok. Register oluyorsunuz, toplantılara katılıyorsunuz. O yüzden şunu tartışıyorlar. Şimdi Türkiye'ye özel ya da Avrupa Birliği dışındaki tüm ülkelere aynı vergi mi uygulanacak? Bu birinci soru. Yani Türkiye'nin vergisiyle atıyorum Arnavutluğun vergisi aynı mı olacak? Ya da Hindistan'ın vergisi aynı mı olacak? Bu birinci soru. İkinci soru, Türkiye içerisinde Türkiye'ye bir vergi uyguladılar diyelim ki 50 birim vergi. Bunu firmaların kendi şahsi karbon salınımları ölçülüp bu ölçüye çarpan olarak kullanacaklar mı? Yoksa Türkiye'den gelen tüm ürünler aynı sepete mi konacak? Yani Made in Turkey dediğimizde standart bir karbon mu ödeyeceğiz? Yoksa firmalar kendi şahsi saldıkları karbon kadar mı ödeyecekler? Eğer bunu böyle ödeyeceklerse, ki
Bütün tartışmalar bunun böyle olduğunu gösteriyor. Yani demir çelik firmaları içerisinde hiç yatırım yapmamış demir çelik firmaları da var. Efendim güneş enerjisi santralinden, rüzgar santralinden enerji kullanan firma da var. O zaman bunların ikisi aynı kefeye konamaz. Bu durumda bu karbon ölçümünün, yani her bir şirketin kendi karbon ayak izini ölçmesinin çok büyük önemi olacak. Yok o zaman herkes tek bir şeyden cezalandırılacaksa, tabiri caizse herkes elini iki yana koyar. Ben niye yapayım bu kadar yatırımı diye şey yapar. Yani böyle bir tartışma ortamı var. Onu da bilgi olsun diye söylemiş olayım. Şimdi teşekkür eden arkadaşlar var. Ben teşekkür ederim. Burada tersten gidiyorum ama ürün satıldıktan sonra kullanıcının müşterinin ürünü kullanmasından dolayı kaynaklanan emisyonlardan üretici sorumlu mudur? Hayır, değildir. Şöyle, sizin ürün, evet ürünü doğru şekilde üretmek, etiketine uygun üretmek, efendim eğer karşıdaki alıcınız bunu şöyle şartlarda istiyorsa o şartlarda üretmek, evet. Ama ürünü satın aldıktan sonraki tüm life cycle içerisinde sizin cezalandırılmanız ya da bunu ölçmeniz mümkün değil. Çünkü o ürün o evde kullanılır, sökülür öbür eve gider ya da ne bileyim işte hangi, çünkü çoğunuz perakendeye satıyor olabilirsiniz ama bir kısmınız da bunun borusunu satıyor, işte içindeki bir mekanizmayı satıyor. Yani bunu bu şekilde düşünelim, tek bir ürün, nihai ürün olarak da düşünmeyelim. Bunun cevabı hayır. Buradan çıktıktan sonra karbon ayak izi, kurumsal karbon ayak izi tamamlanmış oluyor. Ürünün karbon ayak izi ise daha recycle olana kadar devam ediyor. Ama o dediğim gibi sizin vergi ödeyeceğiniz bir konu değil şu anda. İkinci soru, KOBİ'lerin karbon farkındalığı konusunda bilinçlenme uyum sürecinde bir ekonomik destek alacaklar mı? Evet, son söylediğim şeyde de vardı. Bakanlık bu konuda çalışıyor. Ekonomik olarak daha iyi durumda olan şirketlere eşit yaptırımlarda zorlanacakları kanaatindeyim. Tekrar teşekkür ederim. Tabii KOBİ'ler zorlanacaktır. Yani şimdi bir holdingin bünyesindeki bir şirketle daha KOBİ kendi yanında kavrulan bir şirket tabii ki farklı şekilde zorlanacaktır. Onun için bakanlığın da KOBİ'lere destek anlamında bir şeyi var. Ama bunu şunu unutmayın. Bu illaki devlet desteği olmak zorunda değil. Özellikle gözlerinize bakarak konuşayım. Lütfen bu konudaki finansman kaynaklarını çalıştığınız bankalardan öğrenin. Ben size bir tüyo vereyim şimdi. Ben Türkiye Ekonomi Bankası'nın bütün müdür ve üst düzeyini eğitiyorum şu anda. Müşterilere gittikleri zaman nedir bu karbon vergileri veya nedir Avrupa Yeşil Mutabakatı, müşterilerine doğru aktarsınlar veya onlarla oturup aynı dili konuşabilsinler diye bir eğitim veriyorum. Yaklaşık 300-400 kişiyi eğitiyorum şu anda. Yarın da son gruba eğiteceğim. Aynı zamanda şunu tartışıyorlar. Biz özellikle KOBİ düzeyindeki firmalara hem danışmanlık hem de bu danışmanlığın sonunda ortaya çıkacak olan yatırımlar için bir paket sunabilir miyiz? Bir ürün sunabilir miyiz? Mesela işte demin söylediğim gibi uzun vadeli, ilk birkaç yılı ödemesiz, düşük faizli kredilerden, paketlerden bahsediliyor. Çünkü çoğu banka artık Türkiye'de yabancı biliyorsunuz. Türk bankası hemen hemen kalmadı ve bu yabancı bankaların yurt dışı taahhütleri var. Örneğin BNP Paribas, TEP birlikte diyelim çalışıyorlar. Burada BNP Paribas'ın hedefleri TEP'in de hedefi haline geliyor veya İspanya'daki BBVA'nın hedefi Garanti Bankası'nın hedefi oluyor. Yani söz meclisten dışarı bu size küçük KOBİ'ler için sırf devlet teşvikleri, devlet destekleri anlamında değil, bankalarla mutlaka yeşil yatırımlar özellikle bankaların hedefi ve bu hedef için ürün çıkaracaklar. Önümüzdeki yıldan itibaren bunları daha fazla göreceksiniz. Belki biraz uzun oldu ama bunun cevabı, kusura bakmayın. Ben de mikrofonu bulunca susmayanlardanım galiba. Merhaba, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hukukçuyum. Karbonla ilgili mevzuat, sınırda karbon düzenlemesiyle ilgili birlikte karbon mevzuatı değişirken çok geniş bir spektruma sahip yenilenebilir enerjiye ilişkin.
İkinci mevzuat başta olmak üzere farklı bakanlıklara ait yönetmeliklerin değişimi konusunda hocamız ne düşünüyor? Selma Hanım, eğer mikrofonunuzu açabilirseniz belki bana soruyu bir tekrar edebilirsiniz. Karbonla ilgili sınırda karbon düzenlemesi ile birlikte karbon mevzuatı değişirken çok geniş bir Eser Hocam, öncelikle pardon, sesim duyuluyor. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Ben öncelikle sürpriz misafir, son dakika dahil oldum ama kendimi çok şanslı hissettim. Sabah da TÜSİAD oturumundaydım. Ne güzel. Hakikaten bugün çok verimli bir gün oldu benim için. Arada o işleri Evet. yaptım. Şöyle efendim, esasında diğer COBİ ile de alakalı, ben de karbon ayak izi ile alakalı eğitim ve şeylerle ilgili ilgileniyorum ve müvekkilleri de bilinçlendirme konusunda da bunun yeni bir danışmanlık alanı olduğunu da farkındayım. Ama Evet. maalesef yani bu arada çok doyurucu bir sunumdu. Çok da feyiz aldım konuyla ilgili olmama rağmen, yeni şeyler öğrendim. Emeklerinize sağlık. Ama burada efendim en büyük tehlike KVKK uyumunda da olduğu gibi, yani içinde, tırnak içinde uyum olan her şey aslında bir süreç yönetimi. Ve maalesef Türkiye'de ben işte 2007 yılında iş sağlığı ve güvenliğin ilk avukatlarından biriyim. Bir şirketin hukuk müşavirliğini yapmıştım. Hakeza aynı şey orada da öyle olmuştu. Maalesef özellikle COBİ düzeyinde bu sadece işte bir göstermek, bir eğitimi alarak, bakın arada notlar yazdım, soru soruyorum çünkü bu sürekli öğrenmemiz gereken bir alan ve çünkü değişiyor. Dolayısıyla burada COBİ'lerin bir kere lütfen işte Horizon'dan, Eser Hanım'dan bilgi alın diyebilecek avukatlarının bile olma şeyleri çok bir zaman alacak efendim. Ve oralarda yani tırnak içinde böyle onlar da dayak yemeden, bunun bir teşviklerle, yani eğitim şart kısmı gerçekten çok önemli. Oralarda yani ben sadece hani bir bankanın paket satmak için vereceği eğitimlerin yeterli olmadığı kanaatindeyim. Bunun biraz daha içselleştirilmesi konusundaki sorun bir oydu. Çok da uzatmadan ikinci soru da şu efendim. Yenilenebilir enerjideki ikinci mevzuatlar da bu dönüşümden, Green Deal ve beraberindeki iklim politikalarından nasibini alırken, aslında yani bugün işte afet yasasından tutun da bina verimliliği ile alakalı yasaya, işte önümüzdeki hafta beklediğimiz enerji performans sözleşmelerine ilişkin tebliğe kadar birçok şeyin hepsinde aslında böyle çok filtre bir şekilde karbonun izleri var, dumanları var, ya da olmalı diye ümit ediyorum. Buralardaki o uyumla alakalı ne düşünüyorsunuz? Biraz da hayat çok hızlandı. Hukuk hep maalesef gerisinden gelmeye çabalıyor. Bu yani bütün dünyada da böyle, Türkiye'de doğal olarak, ki bizim bakanlıklarımız bu konuda çok dinamik olmasına rağmen bir çözüm öneriniz var mı? Teşekkür ederim tekrar. Keşke olsa ve ben de dünyalar kadar mutlu olsam. Özellikle bu bakanlıkların birbirleriyle olan, yani çıkan yönetmeliklerin birbirleriyle olan uyumu konusu, yani ders konusu olur, öyle söyleyeyim size. Hukuk fakültelerinde ders olarak okutulur. Ama ben şöyle düşünüyorum, biz kendimizi çok ağır eleştiriyoruz. Yani Türkler kendilerini çok ağır eleştiriyorlar. İnanın bu Türklere ait bir şey değil. Yani ben bugün bir Hollandalı, ben uluslararası şirketlerde çalıştım 15 yıl. İnanın o oralardaki saçmalıklar da maalesef bizi aratmayacak düzeyde. Bugün bir aşıda bile biz çok daha iyi gidiyoruz. Avrupalı diye özendiğimiz, Aylık önemli. yani bu birazcık devlet bürokrasisinin iş hayatının hızıyla uyumlanamamasından kaynaklanıyor ama bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Maalesef dünyada bu böyle. Sözün özü şu, eğer Türkiye bundan sonraki politikalarında, zaten o slaytta da bunu altını çizmeye çalıştım. Bundan sonraki politikalarında elbette kendi çıkarlarını düşünerek, elbette o birincil konu. Her zaman karbona yönelik, her zaman yeşil ekonomiye yönelik, her zaman iklime yönelik davranacak şekilde bu politikaları güderse, ama ne olursa olsun, yani bugün yerel yönetimlerden tutun da işte yapılan enerji yatırımlarına kadar, yol yapımından bilmem baraj yapımına kadar, yani Türkiye'nin tüm yatırımlarında, tüm kararlarında yeşili ön planda tutacak olurlarsa bir şekilde günün sonunda uyumlanırız. Yani dağınık başlarız ama bir şekilde yukarıda toplanırız diye. Çok özür dilerim, çok uzatmak istemiyorum ama ben bugün sabah Sayın Bakan Yardımcımız Alparslan Bey'i de dinledim. Ben esasında şöyle söyleyeyim, hakikaten
enerjiyle de ilgilendiğim için de çok uzun süredir takip ediyorum. Bakanlık bu anlamda o to-do listeyi çok iyi yerine getirdiğini ben de düşünüyorum. Asıl sormak istediğim şey şu. Yani doğası gereği şu an hayat çok hızlandığı için regülasyonların hayatın hızına, yani Amerika'da dahil olmak üzere hiçbir ülkenin yetişmesi mümkün değil. Ama şu an bu sınırda karbon düzenlenmesi biz o uyumu yaptık diyene kadar çok Evet. ciddi bir maliyet olabilir. Hani o anlamda aslında söylemek istemiştim. Evet. Ya yani Çok orayla alakalı bir, yani şu an mesela haklı olarak biz de Paris'i imzalamayarak aslında bu süreçle alakalı bir risk yönetimi yapıyoruz diye düşünüyorum. evet. Doğru. Peki ben zamanı da etkin kullanmak için bir soru daha okuyorum burada. Selma Hanımcığım, umarım daha zamanlı gelir dertleşiriz. Telefon numaram orada yazıyor. İstediğiniz zaman da konuşuruz. Hiç çekinmeyin lütfen. Çok Yani hürmetler. tüm katılımcılara bunu canı gönülden de söylüyorum bu arada. Çok naziksiniz. Saygılar. Scope 3 kapsamında şirketlerin son kullanıcıya sattıkları ürünlerin ürün yaşam döngüsü boyunca direkt ya da endirekt olarak karbon emisyonlarından sorumlu olacaklar sanırım. Hayır. Peki şirket bir son kullanıcının mevcuttaki... Buna cevap verdim galiba. Scope 3 kapsamı şu, tekrar edecek olursam. Scope 3 sizin şirket içerisinde dolaylı olarak yapmış olduğunuz üretim faaliyetleriniz içerisinde dolaylı olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden gelen emisyonlar. Ama bu satmış olduğunuz ürünün satılan evin içerisindeki kullanımı esnasında oluşan emisyonlar kesinlikle değil. Yaşam döngüsü içerisindeki emisyonlar buna dahil değil. Endirekt emisyonlar daha çok işte sizin şirket faaliyetlerinizi yönetirken yapmış olduğunuz seyahatler, almış olduğunuz, kiralamış olduğunuz arabalar, taşeron faaliyetleri, efendim satın almış olduğunuz ham maddenin nereden geldiği, bu da çok önemli mesela, gibi gibi bu faaliyetler sizin indirekt faaliyetleriniz olarak adlandırılıyor. Birlikte çalışma imkanı olursak bunları çok daha detaylandırırım ama sözün özü nihai kullanıcının salmış olduğu, yani kullanımdan kaynaklı karbon sizin hanenize yazmıyor diyelim ki. En son da bir soru okudum. Birkaç proje ve kurum ismi vermiştiniz sunum içerisinde. Karbon emisyonu hesaplaması da faydalı olabilecek şekilde tekrardan ismini belirtebilir misiniz? Anıl Beyciğim, ben neyi kaçırdım acaba? Mikrofon buradaysanız hala mikrofonunuzu açıp bana söyleyebilir misiniz? Hangi komisyon, karbon emisyonu nasıl, Ne oldu kim şimdi? tarafından hesaplanır anlamında TÜV. Yani. Ne oldu bu? Çek yani. Beni duyabiliyor mu acaba Anıl Bey? Anıl Bey soruyu sordu ama aramızdan ayrıldı mı acaba? İsmi görünüyor ama görüntüsü İsmi görünüyor yok. mu? İsmi görünüyor ama görüntüsü yok ama. Acaba Mikrofonum sorunlu yazmış Eser Hanım. öyle mi? Mikrofonum Mikrofonu sorumlu. sorunlu. Sorumlu. Peki şöyle Anıl Beyciğim, ben anladığım kadarıyla cevap vereyim o zaman. Sanıyorum evet, mikrofonum sorunlu yazmış. Şöyle sertifikası olan, yani karbon ayak izini ölçme yetkinliği ve sertifikası olan şirketlerden bahsedebiliriz burada. Bu şirketler evet, Science Based için de aynı şekilde her ikisinde de bu yetkinliği olan, bu sertifikası olan, örneğin TÜV belgeli. TÜV Almanya, TÜV Avusturya, mesela ben TÜV Avusturya belgeli bir şirketinle birlikte çalışıyorum. Biz de karbon ayak izi ölçüyoruz. Biz TÜV Avusturya certified bir şirketiz. Bir başkası TÜV Germany'den certified'dır. Öbürü Amerikalıdır, Gold Standard sertifikası almıştır kendine. Yani günün sonunda bu hem Science Based Target'ta hem de karbon ayak izi ölçümünde hem de karbon nötr yapmak için şirketinizi eğer yapmak istiyorsanız satın alacağınız karbonu bu tür şirketler aracılığıyla satın almanız gerekiyor. Benim söyleyeceğim oydu. İndirekt faaliyetler değerlendirmeye girmeyecekse çözüm aracı olarak döngüsel ekonomi uygulamaları sınırda karbon vergilendirmesinin neresindedir? İndirekt faaliyetler değerlendirmeye girecek ama sizin operasyondan kaynaklı indirekt faaliyetleriniz. Yani ben kapsama alınmayacak. Tamam, peki. Şöyle kapsam 1, kapsam 2 ve kapsam 3. Her üçü de
sizin karbon ayak izinizi oluşturuyor. Kapsam 3'ün içerisinde nihai tüketicinin karbon salınımı yoktur. Zaten biz bunu da ölçmüyoruz. Yani bu kapsam 3'ün içerisinde bu ölçülmüyor. Ölçülen şeyleri demin saymıştım. Umarım cevap vermiş oldum. Eser Hanım, sunumu soran şeylerimiz var. Hani sunumu evet. Gönderebilme şansımız var mı diyorlar. Elbette ki gönderirim. Ne demek? O zaman şöyle yapalım. Arzu ederseniz. Şeyiz yani yeter ki herkes bunu mümkün olduğunca anlasın, mümkün olduğunca faydalansın. O zaman Eser Hanım, yani siz arzu ederseniz bizle paylaşın. Talep eden katılımcılarımız da bize mail atarlarsa biz kendilerine iletiyor oluruz. Memnuniyetle. Ben chat kısmına mail adresimizi yazıyorum. Orada talep edenler bize mail atarlarsa sunumun dağıtımını kendilerine gerçekleştiriyor oluruz. Ben size direkt atayım. Bu adrese mi atayım yoksa? Yok, siz bana atabilirsiniz. Tamam. Ben tamam. Buradan dağıtımını yaparım. Tamam. Gayet uygun. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Zeki Başkanım özellikle size çok teşekkür ediyorum. Zeki Poyraz Başkanım yok herhalde. Yok, o başka toplantıda. Çok selamlarımı da ileteyim. İsminiz benzer olunca Zekiler karışıyor. Ama ben sizi karıştırmam. Onu çok iyi tanıyorum zaten. Evet, şahsen de tanıyorum. Evet. Peki. Biz İSİPO olarak çok teşekkür ederiz. Umarım katılımcı arkadaşlar faydalandı. Bundan sonraki adımda sizle tekrar temasa geçerek bir ileri stepleri faydalanabilirler. Tamam. Ama biz de bu arada sizin gibi boş durmuyoruz. İSİP olarak da, TOB olarak da, bakanlıklar olarak da inşallah bu gelişmeleri belli periyotlarla üyelerimizle paylaşacağız. Geçen hafta biz kendi içimizde toplantı yaptık. Bu kara nakliyeciliği, deniz nakliyeciliğinin yanında tren yoluyla nasıl Avrupa'ya ağ kurabiliriz gibi bazı çalışmalar da var. Onları yakın zamanda bilgilendirme yapacağız inşallah. Valla bu konu bu arada lafı açıldığı için söyleyeyim. Önemli. Geçenlerde bir toplantıya katıldım. Orada Volvo'nun Macaristan'da yedek parça almış olduğu, temin etmiş olduğu fabrikalardan kendisine tren yoluyla yani elektrikli tren hattına nasıl yatırım yaptığını ve o yatırım sayesinde o hatta belli bir kapasiteyi kendisine aloke ettiğini ve yedek parça taşımacılığında elektrikli tren kullanacağını anlatıyorlardı. Bu da böyle kulağımızda bir bilgi olarak evet. Bulunsun. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Zeki Başkanım konuşuruz yine. İnşallah. İnşallah. Hoşça kalın. Bütün katılımcılara çok teşekkürler. Şöyle yapabilir miyiz? Herkes bir resmin açsa görüntüyü. Şeref Bey sen bir resim alıp. Şöyle yapayım. Tabii ki. Herkes kendini görüntüsüne çıkarsa biz de bunu isim sayfasında yayınlayabiliriz toplantımızla ilgili. Oo ne güzel. Beyler ağırlıktaymış bilmiyormuşuz. Evet. Kimse Şeref açmayınca göremiyoruz. Evet. Peki çok teşekkürler katıldığınız için. Çok teşekkür hepinize. Ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Bay bay. Bay bay. Çok teşekkürler sunuş için. Sağ olun. Sağ olun.